ve Kariye Camii'ne sizi götürelim. 79 yıl sonra ibadete açıldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kariye Camii 79 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ya Allah, Bismillah diyelim, kordelayı keselim. 6. yüzyılda kilise olarak inşa edilen Kariye, İstanbul'un fethinden sonra Sultan II. Bayezid'in sadrazamı Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. 1945'te Bakanlar Kurulu tarafından müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından da restorasyon çalışması başlatıldı. 79 yıl sonra Kariye Camii yeniden kapılarını açtı, cemaatiyle buluştu. Evet, şu anda öğle vakti olduğu için cemaat burada öğle namazını eda ediyor. Tabii şükür namazı eda edenler de var. Evet, hasret sona erdi. Kariye Müzesi artık yeniden Kariye Camii. İlk gün gelmek istedik açılışına. Çok şükür. Yani devlet büyüklerimizden, başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Açıldı, mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kapalıyken biraz üzünlüydük. Bugün açıldığı için çok mutlu hissettik. Biraz sonra da ilk ibadetimizi yapacağız. Açanlardan Allah razı olsun. En az şey kadar, Ayasofya kadar mutlu olduk yani. Teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen restorasyon çalışmaları 4 yıl sürdü. İçindeki fresk ve mozaikler dünya sanat tarihinin en önemli fresk ve mozaikleri. Çünkü aynı tarihte yapılan Avrupa'da veya Ayasofya'da yapılan mozaiklere bakıyorsunuz, çok donuk, soğuk mozaikler ve biraz daha amatörce yapılmış. Kariye Camii'nin harim kısmındaki freskler mermer görünümlü perdelerle kamufle edildi. Altında bir fresk var. İslami koşullara uygun olması açısından bu fresklerin kapatılması gerekiyordu ve öyle de yapıldı. 79 yıl müze olarak kullanılan Kariye Camii, Başkan Erdoğan tarafından toplu açılış töreniyle birlikte ibadete açıldı. İstanbul Valimiz Davut Gülbey orada, Fatih Belediye Başkanımız Mehmet Ergün Turan orada, İstanbul İl Müftümüz Safi Arpagüş orada, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner orada, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz orada. Ya Allah, Bismillah diyelim, kordelayı keselim. Kariye Camii'nin harim kısmının hemen yan tarafındayız. Doğu Roma İmparatorluğu'nun, Bizans'ın yüzlerce yıllık eseri burada tabii olabildiğince Hristiyanlık inancına özgü resimleri görebiliyoruz. İşte bu kısım yerli ve yabancı turistler için ayrıldı. Bugün açıldığını duyunca geldik. Yani tarihi eserlerimizin geriye kazandırılması bizim için çok değerli. Yapanların eline emeğine sağlık. Sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, Kariye Camii'nin Türk-İslam medeniyeti için önemini anlattı. Hem dünya restorasyon tarihi içerisinde önemli bir örnek gösteriyoruz biz burada ki bugünkü restorasyonu tamamladığımızda esas hani müzeydi, tekrardan müze camiye dönüşmenin çok daha ötesinde biz aldığımız dünya mirasını bile Osmanlı medeniyeti içerisinde bugüne kadar taşıdığımızın çok güzel bir örneğidir Kariye.